Güzel yermiş. Öyledir. Arka koy diyorlar. Yalnızca benim gibi foçalıların bildiği bir yer. Sen de foçalı oldun yani sonunda. Olmamak için direnmiyorum diyelim. Şövalyen nerede? Arkada, beni bekliyor. Ben seninle yalnız konuşmak istedim. Bir de adama canımızı borçlandık, iyi mi? Sen de onun kardeşini kurtarmıştın. Bence ödeşmiş sayılıyorsunuz. Bir şey konuşmak istiyordum. Ne konuşacaksan konuş da sevgini bekletme. Miro. Biliyorsun biz iyisiyle kötüsüyle bir ilişki yaşadık. Hatta zamanında birbirimize aşıktık da. Ben hala öyleyim. Ama ben artık değilim biliyorsun. Biliyorum. Ama bu seni insan olarak sevmediğim ve düşünmediğim anlamına gelmiyor. O adamlarla ne işin vardı senin? Bu paranın, evin, arabanın kaynağı. Onlar mı? Bak düşündüğüm gibiyse. Ne olur. Sen de babam gibi beni polise mi ispiyonlarsın? Sorun değil. Senin için üzülürüm. Bu daha kötü değil mi? Ben artık iyi ne, kötü ne, hiçbir şey düşünmüyorum. Belki biraz dramatik olacak ama senin dışında hiçbir şey de düşünmüyorum. Öyle gelişine yaşıyorum işte. Sorgulamadan. Kardeşime kavuşacağım günü bekliyorum. İyi olmanı isterdim. Mutlu olmanı. Belki bir gün tekrar aşık olmanı. Yüzünü geçmişe ve ölüme değil de geleceğe ve hayata çevirmeni isterdim. Hoşça kalınmış. Hastanedeki normal ayakkabılı adamın resmini yaptıktan sonra Harun amcayı bir daha görmedim. Bir kadın gelip Atay'ı aldı. Annesiymiş. Onun adına sevindim. Biz hala aynı evde yaşıyoruz. Özgür Hoca ile Rüzgar'ın yeni bir evleri var. Artık ara sıra ben de onlara yatılı misafir oluyorum.
Sanırım ikisini de aile ferdim gibi görmeye başladım. Yanlarında kendimi güvende hissediyorum. Artık lise mezunuyum. Hem polis hem de doktor olmak istiyorum. O yüzden adli tıpçı olmaya karar verdim. Rüzgar'ın eğitimi resmi olarak onaylanmadığı için ona bir kep atma töreni yaptık. Herkes çok eğlendi. Ben de mutluluk taklidi yaptım. Berkay Londra'ya yerleşti. Su ürünleri gibi değişik bir bölüm okuyacakmış. Sera'yla bizi ara sıra görüntülü arıyorlar. Fatma Baba konuşurken ağlıyor. Sanırım annemin dediği gibi bazen fazla sevinçten de olabiliyor bu. Alican benimle aynı üniversitede okumak istediğini söyledi. Artık elimi 9 saniye tutmasına izin veriyorum. Gece İzmir Konservatuvarı'nı kazandı. Özgür Hoca kaptanlığa geri döndü. Ama açık denizde değil, yakın mesafelere gidiyor. Rüzgar da yanında miço olarak çalışmaya başladı. Dünyanın sorunu, kimler doğruyu buldu? Ben haklıyım, sen haksız. Ne farkı var bu yolun? Belki büyüyünce otizmli bir birey olarak bu konuyla ilgili kitap yazarım. Ve bunun bir hastalık değil, nöro gelişimsel bir bozukluk olduğunu anlatırım. Yani biz hasta değiliz. Sadece çoğunluktan farklı bir algıya sahibiz. Ve duyularımız çok gelişmiş. Hepsi o. Bu bazen kaosa yol açıyor, bazen de mucizelere. Aslında bizim gerçeğimiz size mucize gibi geliyor demek daha doğru olur. Son olarak, televizyonda duymuştum. Hayat sizin filmlerde görebileceğinizden daha geniş bir hayal gücüne sahip diye. Hayatın nasıl hayal gücü olabilir bilmiyorum. Ama bu cümle çok hoşuma gidiyor. Kaç günümüz kaldı beraber. Sürprizleri sevmiyorum. Efsanelere inanmıyorum. Karataş'ınki hariç. Özgür Hoca'nın deyimiyle dönence. Gel benim ol, yoldaşım ol. Gel benim ol, sırdaşım ol. Gel benim ol.